Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bu videomuzda bir aksilik olmazsa yeni bir bölgeyi keşfediyor olacağız. Fakat oraya gitmeden öncesinde bir tane içeriği sizlere tanıtmak istiyorum. Geçtiğimiz videolarda bu kısımları yaparken atladığım bir tane trivia içerik olmuş. %100 tam çözüm rehberi olduğu için bu içerikleri de atlamak istemiyorum. Her ne kadar çok böyle önemli bir içerik olmasa da atlamak istemiyorum. Buradaki ben düşmanları öldürdüm video uzatmamak adına. O yüzden dümdüz item'ın olduğu, daha doğrusu içeriğin olduğu yere doğru gidiyor olacağım. Ben hani bazen böyle atladığım içerikler olduğunda bir önceki videoya veya daha geçmişte keşfettiğimiz yerlere tekrar gidip oradaki içerikleri gösteriyor olacağım. Hani videoda eksiklikler olsun istemiyorum. En azından seride eksiklikler olsun istemiyorum. Şurada meşaleyle gelmeniz durumunda şurada bir tane gölge görüyorsunuz, gördüğünüzde yerde oturmakta olan. Ona saldırdığınızda görünmez bir başka şeyi öldürme imkanınız oluyor. Undead'i öldürme imkanınız oluyor. Bu Invisible Hollows diye geçiyor bu arkadaşlar. Ben Dark Souls 2'yi yani çok uzun bir süre oynadım. Çok uzun bir süre bu seriyi, yani bu oyunun serilerini çektim. Ama bu içeriklerden çok ama çok geç haberdar oldum. Hani önemli içerikler mi? Hayır. Trivia içerikler. Oyundaki bütün Invisible Hollows'ların bulunduğuna inanılmıyor. Bir bakın, belki sizler hani henüz keşfedilmemiş belki düşmanlar, karakterler bulursunuz. Bulmanın farklı yolları, yöntemleri var. Ben bir aksilik olmazsa ilerleyen videolarda içeriklerden bahsediyor olacağım. Şimdilik sadece böyle trivia içerikler tadında keşfediyor olacağız sizlerle birlikte. Buradan Majula'ya geri ışınlanıyorum. Ben oradaki düşmanları öldürdüm ki yani bu gidiş yeri, lokasyon vesaire daha rahat gösterilebilsin diye. Şimdi bir önceki videomuzda aslında burada sağ taraflarda ilerlenen bir tane Hades Tower of Flame vardı. O Flame'den, yani Hades Tower of Flame, az önce göstermiş olduğum bölgenin ötesinde bir de Lost Bastille bölgesi bulunuyordu. Biz o bölgeyi tamamlamıştık. Şimdi bir aksilik olmazsa sizlerle birlikte yeni bir bölgeye doğru ilerliyor olacağız. Aşağıya doğru gidiyorum. Ve gördüğünüz üzere Lysia karakteri burada bulunuyor. Kendisi Dragon Rider boss'unu kestikten sonra üst katta bulunuyordu. Kendisinin bütün diyaloglarını tüketmiş olmanız lazım ki burada kendisiyle konuşabiliyor olasınız. Şimdi bu arkadaş diyor ki, bu diyor odanın kendine ait bir sırrı var. Bu odanın kendine ait bir gizemi var ve bu gizemi ortaya çıkarmanın tek yolu mucizeler kullanmaktır. Sana diyor yardımcı olayım mı? Biz olmasını istiyoruz. Move Pet opsiyonunu seçerek 2000 ruh ödeyip burada kapıyı çevirmesine imkan tanıyoruz. Şimdi burada bir şeye dikkat edin. Yani kendisi orada bir şey, bir tane tuş gibi bir şeye bastı. Sonra oturup dua ediyormuş gibi bir hal takındı. Aslında bu arkadaş iyi bir karakter değil. Yani biraz böyle saf olan karakterleri kandırıp onların sahip olduğu ruhları çalmak derdinde olan bir karakter. Bir aksilik olmazsa oyunun ilerleyen noktalarında kendisine intikam alma gibi bir imkanımız olacak. Ama şu an için kendisine inanıyormuşuz gibi davranalım. Burada sol tarafa yapışık olmanızda fayda var. Diğer türlü sıkıntılar çekebilirsiniz. Şimdi sağ tarafta Falcon the Outcast isimli bir karakterimiz bulunuyor. Benim statlarıma bakacak olursanız Intellect 8, Faith 8. Hani ben bu statları yükseltmiştim. Biz bir Dexterity build'ındayız. Bu statları yükseltmeye ihtiyacımız yoktu normalde. Ben bu konuda sizlere bilgilendirmiştim. Yükseltmiş olmamın temel sebebi farklı farklı NPC'lerin diyaloglarını tanıtabilmek, onların satmakta olduğu içerikleri gösterebilmekti. Belki bunlardan bir tanesi. Kendisi Hexer setini takar. Sunset Staff dediğimiz asayı kullanır. Eğer ki Hex build'a gidiyorsanız, yani Intellect ve Faith statlarınızı yükselttiğiniz, genellikle kullandığınızda dark hasarı vuran büyüler vesaire kullanmak istiyorsanız bu arkadaş sizin adamınız, sizin eğitmeniniz gibi düşünebilirsiniz. Ben de diyor hani karanlığı sezebiliyorum diyor. Ben diyor Falcon, seninle diyor takas yaparım. Neye ihtiyacım var? 20 intellect, 20 fey'de sahip olmanız durumunda bu arkadaş kullanmakta olduğu armor seti, hexer setini, aynı zamanda kullanmakta olduğu asa olan Sunset Staff'ı sizlere teslim ediyor olacaktır. Yani kendisini öldürerek de bunları elde etme imkanınız var. Büyücü rehberini ben bir tur tanıtmıştım. Kendisini öldürmeniz durumunda kullanmakta olduğu asayı düşürüyor.
Aynı zamanda üzerindeki seti zamanında bizim Brightbug'lar satın aldığımız şu an Majula'da Bonfire'a yakın bir yerde çömelmiş olarak bulunan satıcımızdan elde edebiliyorsunuz. Kendisi satıyor onları. Seti noktasında sadece kafalığı önemlidir. Takmanız durumunda Hexer's Hood diye geçiyor. Takmanız durumunda sizlerin kullanabildiği büyülerin miktarını arttırıyor. Buy item derseniz kendisinin satmakta olduğu başarılı içerikler var. Mesela Chaos Rapier var. Alev hasarı noktasında yüksek hasar vuracak olan bir Rapier kullanmak isterseniz Chaos Rapier'ı kullanabilirsiniz. Bu video değil ama bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda bir bölgeyi tanıtıyor olacağım. Yine bu, yani burayla alakalı, buranın içerisinde ama bir başka partı. Orada bir başka Rapier daha elde ediyor olacağız. Hani burada Chaos Rapier aklınıza bir opsiyon olarak bulunsun. Eğer ki Rapier silahını kullanmaya devam ediyorsanız büyük ihtimal bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa o bahsettiğim içeriği gösterme imkanım olacak. O içeriği gösterdiğim zaman da sizler açıkçası şey yapabiliyor olacaksınız. Nedir adı? O içerikten faydalanabiliyor olacaksınız. Bir başka Rapier'dan faydalanabiliyor olacaksınız. Hani eğer ki Rapier kullanıyorsanız Chaos Rapier'a ya da o diğer tanıtacağımız Rapier içeriğine geçiş yapmanıza fayda olabilir. Aklınızda bulunsun. Burada bir asası var. Archstrike Staff diye. Görünüm olarak keyiflidir. Dark noktasına destek olur. Yani 20 intel ile 20 fate'e çıktığınızda Sunset Staff çok çok daha mantıklı oluyor. Ama kullanmak isterseniz Archstrike Staff'ına faydalanabilirsiniz. Bir de Chime'ı bulunuyor. Chime da hani Chime'ı daha önce bahsetmiştik. Yani genellikle mucizeleri kullanmakta faydalanır diye. Bazı Chime'lar aynı zamanda Dark büyülerini kullanmanıza da imkan tanıyor. Burada sizin hani Ring of Life Protection var. Dark Souls 1'deki Ring of Sacrifice'a benzer bunlar veya Dark Souls 3'teki kullanmanız durumunda hani bir nevi aslında ölümü bir seferliğine şey yapıyorsunuz, engelliyorsunuz. Hani benzer diyorum, aynısı değil çünkü bir seferliğine ölümden kurtulma imkanınız oluyor ama kırılıyor. Böyle bir yapısı var. Burada Dark Pine Resin elde edebilirsiniz sınırsız sayıda. Yani eğer ki düşmanları öldürmek için Dark Hasarı mantıklı olacaksa, Dark Hasarı kullanmak işimize gelecekse Dark Pine Resin'den faydalanabiliyor olacağız. Burada da satmakta olduğu mucize ve büyüler var. Magic Barrier sizin büyüye karşı olan direncinizi arttırır. Dark Orb daha önceden tanıtmıştım. Yani buradan tekrar alabilir, sayısını arttırabilirsiniz. Dark Weapon oyundaki iyi bufflardan bir tanesi. Oyunda birkaç farklı silah buffı var. Magic Weapon var, Great Magic Weapon var, silahınızı büyüyle bufflamak için. Dark Weapon var, silahınızı Dark ile bufflamak için. Flame Weapon var, silahınızı Alev ile bufflamak için. Sunlight Blade var, silahınızı Yıldırım'la bufflamak için. Bir aksilik olmazsa ilerleyen videolarda bizim de faydalandığımız içerikler olacak. Oyundaki hani hasar anlamında baktığınız zaman en fazla hasarı aslında şuradaki Resonant Weapon sağlar. %3, %4 oranında Dark Weapon'dan daha fazla hasar sağlıyor. Resonant Weapon'la birlikte Humanoid düşmanlara saldırmanız durumunda çok yüksek oranda hasar vurma imkanınız oluyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada Resonant Soul, Great Resonant Soul bulunuyor. Bunlar aslında kullanabildiğiniz büyüler. Fakat açıklamalarına bakarsanız Emits a large mass of dark at the cost of souls diye ikinci satırda yazıyor. Yani çok yüksek oranda dark hasarı vuracak olan bir büyü. Fakat kullanmak için ruh harcamanız gerekiyor. Özellikle oyunun sonlarına geldiğinizde envanterinizde Hex build'la gidiyorsanız biraz ekstra ruhlarınız oluyor. Yani ya da bossları farmlamanız gerekiyor tekrar tekrar öldürerek. Onları farmlarken bu Great Resonance soulları kullanabilirsiniz. Özellikle Humanoid düşmanlara çok fazla oranda hasar vuracaktır. Fakat hani bol miktarda ruh harcattığı için ben birkaç tur denedim. Hani Hex build'la acaba tanıtsam, yani %100 tam çözüm Hex build olsa daha mı iyi olur vesaire diye. Yani oyunun yarılarına vesaire geldiğimizde bunlardan faydalanamıyor olmak üzüyor. Oyunun sonuna geldiğimizde de bunları kullanmak için ruh farmına giriyor olmak, bence hani bu rehber serisini takip edecek arkadaşların birçoğunun oyuna yeni başlayan arkadaşlar olduğu düşünecek olursa çok tercih edecek bir içerik olmuyor. Benim tavsiyem hani normal oyunu standart bir şekilde ilerletin. İlerletmenin sonrasında eğer ki oyundan memnun kalırsanız tekrar oynamak isterseniz vesaire geçin, bir de Hex büyücüsü olarak oynayın. Hex büyücüsü olarak oynamak, Pyromancer olarak oynamak, hani Dexterity Build'ını oynamak, bunlar aynı oyunu oynuyor olsanız dahi farklı bir oynanış hissiyatı veriyor. Kanalda farklı farklı build videoları var. Yani onları da inceleyip gözlemleyebilirsiniz. Resonant Flash var. Bu da hoş bir içerik açıkçası. Kullanmanız durumunda sizin yine ruhlarınızı harcıyor ama ruhlarınızı can doldurmaya harcıyor. Yani ruhlarınızdan feragat edip canınızı dolduruyorsunuz. Çok ihtiyaç duyacağınız bir şey değil ama şöyle bir katkısı var. Sizin intellect ve face statlarınızdan scale aldığı için
Özellikle oyunun sonlarında hani bunu kullanmanız durumunda canınız bayağı bir pasif bir şekilde yükselmeye başlıyor. Özellikle böyle pasif olarak hasar aldığınız bölgelerde bundan faydalanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Aklınızda bulunsun efendim. Buradan Huntsman Korpusu, yani Bonfire'ını yaktık. Şuradan ilerliyorum. Burada yerde duran arkadaşlar var şu şekilde. Onları aradan çıkartabilirsiniz. Bundan bir şey yapmazlar. Ama hepsi böyle değil tabii ki. Şimdi envanterimizde fırlatma bıçakları vardı. Şu arkaya şimdilik kaldırsam iyi olur. Bazen isterseniz kullanıyorum. Fırlatma bıçaklarını takmanızda fayda var. Zaten bir tane düşmanımız var. Biraz bekleyin. Şimdi hemen sol üste baktığınızda böyle parıl parıl yeşil yeşil tozların düştüğünü görüyor olacaksınız. Bu tozların düşmesine sebep olan bir tane kelebek bulunuyor aslında. Ben kelebek diyorum. Hani siz nasıl yorumlayacaksanız siz o şekilde yorumlayın yine de. Sen odaklanmak istemiyorsunuz. Arkadaş odaklanmak istiyorum ama odaklanmayacaksın değil mi? Heh, şu arkadaş. Bu arkadaşlar bir tane, tek bir tane fırlatma bıçağı atarak kendilerini öldürebilirsiniz. Yani burada aşağı inebileceğiniz bir bölge vesaire var. Biz bir aksilik olmazsa o kısmı bir sonraki videoda inceliyor. Gözlemliyor olacağız. Bu arkadaşı öldürdüm. Devam ediyorum. Şurada bir göstermek gerekirse hemen şurada yukarıda hemen şurada bir tane düşmanımız var görüyorsunuz. Kendisini dilerseniz buna ok veya ile saldırabilirsiniz. Bir diğer düşman da hemen şurada sarkmış bir şekilde bulunuyor. Bu arkadaşa da ok atıp kendisini aşağı düşürebilirsiniz. Hemen de şu yukarıda bulunuyor. Yukarıdaki arkadaşı öldürmeyeceğim. Şunu göstermek istiyorum. Buradan çıktım diyelim ki. İlerlediğimi varsayalım. Bu arkadaş arkama düşer. Yani arkanıza bir düşen pusu kurmaya çalışan bir düşman var gibi düşünebilirsiniz. Şimdi karşıda bir tane ok ve yay kullanan düşmanımız var. O düşmana ulaşmanın tek yolu şu an için böyle ok ve yay atmak. Şu an için diyorum, bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa o arkadaşın olduğu platforma çıkıyor olacağız. Geldim buraya. Buna biraz böyle vakit geçiriyorum. Düşmanlarımız var. Onların çıkmasını bekliyorum. Aynen. Merhabalar. Odayı biraz aydınlatmak isterseniz şu camları kırabilirsiniz. Böyle yapınca bir tık daha hani karşı tarafı görmek mümkün oluyor. Burada ne olup bittiğini görmek mümkün oluyor. Bu mesela daha önceden tanıtmadığım bir mekanikti. Buraya geliyorum. Kapıya yaklaşıp uzaklaşıyorum. Kapıyı kırmanıza gerek yok. Kapıya yaklaşıp uzaklaşın. Bu arkadaş kırıyor olacak nasılsa. İçiniz rahat olsun. Şimdi burada itemlar görüyorsunuz. Merdiven görüyorsunuz. Bu kısmı şu an keşfetmek mümkün aslında. Ama ben bir aksilik olmasa bir sonraki videoda keşfediyor olacağım. Önemli bir item vesaire yok. Yani bir sonraki videoda keşfetmek daha mantıklı geliyor. Nedenini orada gösterme imkanım olacak. Arkadaşı öldürdüm. Gittim buraya. Burada bir item var. Ooo item falan diye koşturup giderseniz işiniz iş. Çünkü hemen sağ tarafta bir düşman size pusu kuruyor. Yaklaşmanız yeterli. Dibine girmenize gerek yok. Şuraya kadar gelseniz yeterli. O zaman sen direkt zıplar. Kendisine vurup öldürürsünüz. Buradan Crack Red Eye Orb'u aldım. Şimdi aşağıda bir item var. Bu item almanın birkaç farklı yolu var. Yukarıdaki köprüden aşağı düşebilirsiniz. Buradan koşturarak gidebilirsiniz. Benim naçizane tavsiyem köprüden aşağıya düşün. Biz o köprü kısmını bir sonraki videoda yapacağımız için sonraki videoda ona yer veriyor olacağız. Oradan aşağıya düştüm. Yukarıda az önce pusu kurmuş olan düşman. Bu sol taraftan bonfire'ımız var. Bonfire'ı indirip kalkarsak tekrar ilerleme çalıştığımızda üzerimize zıplayıp bize saldırmaya çalışıyor olacak. Ben bir tur göstereceğim ama aklınıza bulunsun diye söylemek istedim. Bunu yıkmanız durumunda aslında az önce gelmiş olduğumuz kısma bir kestirme yol açmış oluyorsunuz. Bu kestirme yoldan bir sonraki videoda faydalanıyor olacağız. Hep bir sonraki video diyorum. İçiniz rahat olsun. Bu bölgede zaten büyük devasa bir bölge. Hem kısılık olmazsa hani büyük bir kısmını zaten aradan çıkartıyor olacağız ama bir sonraki videoda aradan çıkarmadığımız kısımlara bakmamız gerekecek. Yani bu arada dinlendim. Buradan tatlı tatlı gidiyorum. Nasıl o kısım arkada kaldı diye. Hop arkadan atlıyor bu arkadaş. Dolayısıyla bu arkadaşı unutmayın. Yani buraya koştu koştu ilerlemeye çalışırsanız arkanızdan gelmekte olan bir düşman olduğunu bilmekte fayda var. Mızrağın güzel tarafı birçok düşmana yaklaşmadan onları öldürebiliyor olmak. Şurada ilerlerken hemen sağ tarafta ağacın arkasına saklanmış olan bir tane düşmanımız var. Onu öldürüyoruz. Gidelim buraya. Bir miktar içeri kaldım. Small Orange Burr. Bu Burr ile biten itemler defansınızı artırır. Orange ise sizin aslında aleve karşı direncinizi artırıyor. Şimdi bu arkadaşlar ellerindeki şey silahları kaldırırlar. Kaldırdıktan sonra vurmalarını bekleyin. Onlar vurduktan sonra saldırın mümkünse. Burada yukarıda bir başka şey göreceksiniz. Kelebek. Hadi düşürüyorum. Şimdi bu köprüden karşıya geçtikten sonra sağa doğru ilerlerseniz
geçebileceğiniz bir başka köprü olduğunu görüyorsunuz. O köprü ve ötesi bir sonraki videonun konusu. Bu kelebekleri öldürdüğünüzde genellikle Poison Moss düşürürler. Düşürmüş oldukları bu Poison Moss'lar zehre karşı olan hem direncim, yani direncim zaten zehrin etkisini gideriyor. Şimdi karşıda bir tane düşman görüyorsunuz. Koştura koştura gidiyor mesela. Sağ taraftan yukarı gidiyor. Bu elemanın derdi sizi tuzağa düşürmektir. Sürekli olarak başka düşmanların olduğu bölgeleri sizi çekmeye çalışıp mümkünse kendisini kovalamayın. Buradan Morningstar'ı elde ediyoruz. Aynı zamanda bir miktar ruh elde ettik. Morningstar'ı oyunun başında Majora'da lootlamıştık. Burada almanıza gerek yok. Burada Ashful Reis'i summonlama imkanınız var. Kendisi kıyak bir elemandır diye ifade edeyim. Aslında biraz böyle suikastçı build'ı gider diye ifade ederim. Dexterity build'da bir karakterdir. Keyifli bir karakterdir. Bu bölgeyi keşfetmenize size yardımcı olur. Aklınıza bulunsun. Biz ona çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. O yüzden dümdüz devam ediyor olacağım. Bu arkadaşlar çok hantal oldukları için bırakın onlar saldırsın. Saldırdıktan sonra siz saldırın. Bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Elindeki Hades Spear şu an artı 5. Bunu artı 6'ya çıkarmak için Large Titan Shard'lara ihtiyacımız var. Bir aksilik olmazsa onları yakın zamanda elde edebiliyor olacağız. Ben onları elde etmek yerine satın almayı planlıyorum. Bu video nezdinde bir aksilik olmazsa. Large Titan Shard'ları bir başka silahta, yani yerden toplayacağımız Large Titan Shard'ları bir başka silahı güçlendirmekte kullanmayı planlıyorum. Aklınızda bulunsun. Hani Rapier'le vesaire devam ediyorsanız sıkıntı olmayacaktır. Şimdi ileride tepede bir tane daha kelebek var. Ona yaklaştığımızda Forlorn ismi verilen bir tane düşman var diye ifade edeyim. O düşman summonlanıyor olacak. Invade edecek bizleri. Forlorn burada kesin invade eder. Yani burada istisnasız karşınıza çıkar buraya gelmeniz durumunda. Fakat Forlorn oyunun her noktasında, yani oyunun başında, sonunda, DLC'lerinde her noktasında sizleri rastgele invade edebilir. Oyunun başında genellikle şu an elinde bulunan Greatsword'u kullanır. Oyunun ilerleyen noktalarında Forlorn's Sight dediğimiz bir tane silah var. Onu kullanmaya başlıyor olacak. DLC'lerde vesaire invade etmesi çok büyük işkence oluyor. Oyun ilerledikçe daha fazla cana ve daha fazla hasara sahip oluyor. Yani şu ana kadar keşfetmiş olduğumuz bölgelerde de invade edebilirdi. Etmedi. İşimize geldi o. Buradan life gem'imizi aldık. Geri dönüyorum. Sol tarafta 5 full rain olduğu yer var. Sağ tarafta gelmiş olduğumuz köprü var. Buradan yukarı doğru ilerleyecek şekilde devam ediyorum. Karşı tarafta arkadaşı görüyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu eleman hareket etme öncesinde kendisine bakıp hani beni sürekli tuzağa götürüyor ya gıcık oldum deyip headshot atıp kendisine böyle bir miktar hasar vurabilirsiniz. Bir sonraki durduğu yerde tekrar vurup öldürebilirsiniz. Bu soldaki arkadaş pusu kuruyor mesela. O hızlı hızlı koşmakta olan elemana koşup giderseniz soldaki arkadaş sizi tuzağa düşürüyor olacak. Şimdi şöyle bir tane köpek var. Köpeğin hemen sonunda onun da böyle şeyi var. Avcısı var böyle. Ama bu eleman niye bilmiyorum. Köpek sanki kendisine aitmiş hissiyatı veriyor. Seviyorum o konsept açısından kendini. Neye karşı şu an diye bakıyorum ama şu an göremedim. Yukarıda bir tane düşman var. Onu isterseniz buradan hani alın. Ben bilmiyorum ha. Alın buradan kendisini ok veya atarak kendisini öldürün. Ya da gelin buraya. Şuradaki kolu çekin. Kolu çektikten sonra o yukarıdaki boşluktan aşağıya düşecektir zaten. Aşağı düştükten sonra kendisini öldürün. Tamamen size kaldı. Bu arkadaş saldırmaz ama öldürmüş oldum. Bunu çekmekle birlikte şuradaki köprüyü aşağı indiriyorsunuz aslında. Köprüye gitmeden öncesinde yapacağımız bir başka şey var. Lenkerata. Nereye gittim diye bakıyordum. Dur bakayım. Ne zaman lazım ya? Heh. Şurada yine aşağı düşebileceğimiz bir yer var. Az önce öldürmüş olduğum son düşman, bana doğru koşturarak gelen düşman aslında bunun üzerinde bulunuyor. Buradan yukarı zıplayıp bize doğru koşturabiliyor. Genellikle köprüyü aşağı indirdikten sonra koşturur. Köprüden karşıya geçeceğiz. Geçmeden öncesinde şuraya geliyorum. Buradan aşağıya düşüyorum. Aşağı düştükten sonra bu arkadaşa dikkat etmemize fayda var. Daha önce de benzerine denk gelmiştik. Yine arkasına geçip kendisine mızrağımızı saplıyoruz. Ve mızrağın backstep animasyonu çok hoşuma gidiyor benim. Geldim buraya. Buradan Poison Moss Green Blossom elde ettim. Buraya geldim. Şuradan Soul Spear büyüsünü elde ettim. Soul Spear büyüsü büyücülerin şu an kullanabileceği en güçlü büyü diye ifade edebilirim. Eğer ki büyücü bir yılına gidiyorsanız bundan faydalanabilirsiniz. Hasarını görmek istiyorsanız kanaldaki büyücü oynanış rehberini inceleyebilirsiniz. Buradan Sublime Bomb Dust aldım.
Çıktım dışarı. Ok ve yayla öldürmüş oldum arkadaşlar şurada. Genellikle yani Repair Powder veya Life Gem düşürür bu arkadaş. Tekrardan köprünün olduğu yere geliyorum. Uzun köprünün olduğu yere geliyorum. Hani buradan sağ tarafı anlamlandırmak daha kolay oluyor. İki tane köprü var alt alta aslında. Hani biz daha uzaktaki köprüden karşıya geçip kısmı tamamlayıp sol köprü kısmını sonraya bırakmıştık. Estus Flask'ı içiyorum. İlerliyorum. Şimdi burada bir tane bonfire'ımız var. Ne yazık ki içeri giremiyoruz. Bu kapı kilitli. Kapıyı açmamız lazım. Küçük bir trivia bilgi. Eğer ki böyle yukarı bakacak şekilde ilerlerseniz karşıdan gelmekte olan düşmanı göremiyorsunuz. Vücudunuz o düşmanı kapatıyor ve vurduğu zaman direkt gitmiş oluyorsunuz. Ben bir tık daha. Burada bu düşmanlardan bol sayıda bulunuyor. Mesela karşıda size ok ve yayla saldıran bir düşman var. Ona odaklanmak yerine soldaki arkadaş önce aradan çıkar. Yine burada koşturup koşturup sizi ölümünüze götüren bir başka arkadaş var. Ona gitmeden öncesinde biz sol taraftan yukarı çıkmak istiyoruz. Buraya geldiğinizde Merciless Ruana ya da Ruthless Ruth ismi verdiğimiz bir tane karakter sizleri invite ediyor. Dark Souls 2'nin orijinal versiyonunda Ruthless Ruth diye geçiyor arkadaş. Genellikle öldürünce kendisine Priestess seti dediğimiz setin parçalarından bir tanesini düşürmüştür. Arkasını dönerse hemen koşup saplayın silahınızı, ölecektir. Bazen bir şey düşürmüyor. Kullanmakta olduğu seti farmlayabilirsiniz. Tekrar tekrar buraya gelerek. Oh, biraz kötü oldu bu. Bu cesedin üzerinde şuradan göstermek gerekirse. Undead Lockaway Key isimlerinden anahtarı elde etti bu cesedin üzerinden. Human Effigy az önceki düşmandan geldi. Şimdi şurada aşağıda bir tane düşman var. Hemen argolamış olamaz ama argolamış oldu. Oraya doğru gidebilirsiniz. O bir dakika, seni komple unuttum. Oraya doğru gidebilirsiniz. Biz oraya hemen gitmiyor olacağız. Daha başka planlar var. Şimdi bu kelebeği öldürdüğüm yerde item'ın erişimi emin değilim. Şu iki ağacın arası gibi düşünün. Böyle bir kıvrım görüyorsunuz. Bu kıvrımdan yavaşça ilerleyin. Baktığınız zaman aşağıda bir tane item olduğunu göreceksiniz. Böyle gıdım gıdım yürüye yürüye oraya düşebilirsiniz. Hani hızlı yürürseniz ya da normal hızda yürürseniz aşağı düşüp yani buraya düşemezsiniz, öyle ifade edeyim. Buradan Poison Moss, şuradan da Flamberge silahını elde ettik. Ben aşağıya düştüm. Arkadaşım, o evin içerisinde başka düşmanlar. Aradan çıkardım. Şuradan Flame Butterfly'ı elde ettik. Elimizdeki meşaleyi yakmak için. Şu kısım göstermek gerekirse. Burada bir tane şey görüyorsunuz. Köprü görüyorsunuz. Bu köprüyü birazdan ben tanıtıyor olacağım. Buradan gitmenize gerek yok. Fakat şu kısım aslında az önce geldiğimiz yere gidiyor. Şuradan yukarı çıktığınızda. Ben buraya koştum. Gel bakayım. Az önce yukarı çıktığınızda yine bu noktaya çıkmış oluyordunuz. Bir diğer içerik de şu. Buradan karşıya atlayabiliriz. Karşıya atlamadan öncesinde şurada aşağıda bir tane Necromancer var. Bunlar Dark Souls 2'nin Necromancer'larıdır. Bunlar yakınlarında bulunan iskeletleri tekrar tekrar ayağa kaldırabiliyorlar ve çok uzun süre güdümlü bir şekilde devam eden bir büyü atabiliyorlar. Buradan şöyle karşıya koşturup buraya atlayarak arka tarafta öldürmüş olduğumuz o düşmanları görmezden gelip buraya düşüp devam etmeniz imkanınız var. Aklınızda bulunsun. Yani devam edip etmemek sizlere kalmış. Böyle bir imkanınız olduğunu ben göstermek, tanıtmak istedim. Necromancer'ı buradan yukarıdan ok ve yayla öldürüyor olmak işimize geliyor. Çünkü şuradan içeri girdiğimizde bunu atladım. Sağ tarafımızda şelalenin arkasında bir tane sis kapısı var. Orası boss'umuzun olduğu yer. Bir aksilik olursa boss'umuzu kesmeye gidiyor olacağız. Öncesinde burayı yapmak istiyoruz. Buraya girdiğinizde yerden çıkan, işte sol taraftan size doğru gelen iskeletler olduğunu göreceksiniz. Bu iskeletler aslında az önceki Necromancer tarafından tekrar tekrar ayağa kaldırılabiliyor. Ve Necromancer'ın kendisi burada bulunuyor, şu açıklıkta bulunuyor. Siz bu açıklığa gittiğinizde bu iskeletler bir anda bazen RNG'ye bağlı olarak hızlı hızlı sizi takip etmişse bir tık can sıkabiliyorlar. Geldim buraya. Şuradan o Necromancer'ı öldürdüğüm yerde Combustion ve Titanite Shard elde ettim. Combustion bir Pyromancer'dır. Yakındaki düşmanlara alev asarmanızı sağlar.
Bu iskeletler, bu iskeletlerin bütünü alevden fazla hasar alır. Biz şu an için bu mekanikten çok fazla faydalanamıyoruz. İlerleyen videolarda bir aksilik olmazsa kullanabileceğimiz alev içerikleri olacak. Onları kullanmaya başladığımızda bu ve benzeri iskeletleri daha rahat öldürebiliyor olacağız. Şimdi dümdüz karşıya koşturuyorum. Bir tane kertenkele var. O da ama o kertenkeleyi öldürmek. Onu öldürdükten sonra sağ tahtayı bu arkadaşı öldürüyorum. Kertenkelenin lootlarını alalım bu arada. Onu niye almadım bilmiyorum. Kertenkeleyi öldürünce Titan aşağı, Large Titan aşağı ve Titan Chunk elde ettik. Burası ve ötesindeki bölgelerde çok bol miktarda upgrade materyalleri elde edeceğiz. Aklınızda bulunsun. Bir de burada yerden Estus Flask Shard alıyoruz. Estus Flask Shard aldıktan sonra şu şeyi çekiyorum. Kolu çekiyorum. Buradaki kestirme yolu açmış olmak için. Geri dönüyorum. Şimdi şurada bir tane item var. Benim gıcık olduğum bir item o. Alması çok böyle keyifli değil. Buradan meşale yakmak istiyorum. Şurayı da yakarak biraz daha böyle aydınlatıp item'ın nerede olduğunu gösterme imkanım olacak. Şimdi olayımız şu. Duvara doğru zıplamamız lazım. Ben de bazen bu zıplayışı failliyorum. Ben de bazen başarısız olabiliyorum. Başarısız olsanız canınızı sıkmayın. Çok önemli item'lar değiller. Öncelikle onu söyleyeyim. Gördüğünüz üzere Human Effigy elde ettik. Kanama hasarı vuran oklar elde ettik. Ve bir Prism Stone aldık. Hani çok öyle olmazsa olmaz item'lar değiller. Bunu yaptıktan sonra biraz şu kısma yaklaşın. Buraya doğru dönün. Buradan yani sol tarafa doğru olacak şekilde atlamaya çalışıyor olacağız. Gördüğünüz üzere. Hani yeni başlayan bir oyuncuysanız şimdiye kadarki atlama mekaniklerinde veya kullan şimdiye kadar atladığımız bölgelerde en çok burası sıkıntıdır. Çünkü aşağıya düştüğünüz anda ölüyorsunuz. Alınan itemler çok önemli değiller. O yüzden görmezden gelebilirsiniz. Tamam, ben size bırakıyorum oradaki kararı. Meşale yakalım. İlerlemekte olduğumuz odaları da rahat görelim diye. Açmış olduğumuz bu kısımdan devam ediyorum. Şimdi karşıda bir başka Necromancer var. Hızlı hızlı gidiyorum ona. Önce Necromancer'ı öldürüyorum ki bu iskeletleri öldürünce tekrar tekrar onlara ulaşma zorunda kalmayayım diye. Bizim bu arada poison'umuz bu iskeletlerin nezdinde bayağı iyidir. Yani şu an kullanmakta olduğumuz armor vesaire düşünüldüğünde. Dolayısıyla rahat bir şekilde bunları tanklayabilirsiniz. Ve mızrakla çok uzaktan saldırabildiğimiz için içimiz rahat. Şimdi şu mekaniği göstermek istiyorum. Bu vazonun yanına gelince altta bir tane barın dolduğunu görüyorsunuz. O bar fullenirse lanetleniyoruz. Lanetlendiğimiz zaman sanki ölmüşüz gibi canımız bir seviye azalıyor. Burası az önce gördüğümüz karşıya geçilen köprü kısmı. Biz oradan dümdüz sağ taraftan ilerledik. Köprüden geçseydik yani bu kestirme yolu açmadan aslında bu mağara bölgesine gelebiliyor olacak. Diğer koşturan arkadaş. Kırdım. Yuvarlanarak kırabilirsiniz. Ben nedense yuvarlanmayı tercih ediyorum hep. Yuvarlanmak zorunda değilsiniz. Şey opsiyonunuz da var. Saldırma opsiyonunuz da var. Buradan Magic Mace elde ettik. Ben bunu büyücü oynanış rehberine tanıtmıştım. Başarılı silahlardan bir tanesi. Büyücü olarak oynayacaksanız oyunun başında elde edebileceğiniz silahlardan. Aklınızda bulunsun. Bu arkadaşı bir tur öldürmek niyetindeyim. Bu sefer ne düşündüm? Tekrar da yol tutuyoruz. Ve günün sonunda aslında o kitle olan bonfire'ın olduğu yere geri gelmiş olduk. Açtım burayı. Geldim içeri. Buradaki bonfire'ı yakıyorum. Burada bir tane NPC olduğunu görüyorsunuz. Kendisiyle bir konuşalım bakalım. Sen diyor kimsin diyor. Bir an için seni diyor o şerefsiz adam zannettim. Sen diyor beni serbest bıraktın. Artık diyor onun peşinden gidebilirim. Kendisine diyor neyin vurduğunu anlayamayacak. So dense.
Şimdi burada ben diyor Mira'dan Creighton. Hani Mira'dan olan bir başka karakterimiz Lucatiel'di. Kendisi daha sonrasında devam ediyor. Diyor ki ben diyor buralara, yani bu bölgelerin, bu diyarların güçlü düşmanlarla dolu olduğunu duydum. Buraya gelip hani kılıç kullanma, işte savaşçılık mesela, neyse, hani genel olarak şey diyebilirsiniz, daha iyi bir savaşçı olmak için buraya geldim gibi yorumlayabilirsiniz. Ben diyor hani buraya aslında hani daha kendimi güçlendirmek için mesela geldim. Yolda bir başka karakterle, bir başka NPC ile birlikte ilerlemeye başladık. Kendisi ilk bulduğu şansta beni diyor bıraktı gitti, yani beni böyle terk etti. Ben de diyor ona burada bir tuzak kurmaya çalıştım, fakat diyor bu tuzağa kendim düştüm. Yani işte bir nevi böyle şükürler olsun ki sen geldin de beni kurtardın diyor. Şimdi burada diyor ki o elemanın adı diyor Pate. Pate'i hatırlamak gerekirse, belki unutmuş olan arkadaşlar vardır. Forest of the Fallen Giants bölgesinde bir tane tuzaklı hazine vardı. O tuzaklı hazineyi almıştık. Daha sonrasında Pate ile konuşmuştuk. Kendisi bize White Sign Soapstone item'ını vermişti. Aynı zamanda Last Giant boss'una da kendisini summonlayıp ondan yardım almıştık. Burada diyor ki o elemanın adı diyor yanlış hatırlamıyorsam Pate. Bana diyor isminin Pate olduğunu söylemişti sanırsam diyor. Daha sonrasında devam ediyor. Dikkatli ol diyor. Ben diyor onun tipini bilirim diyor. Onun gibileri bilirim diyor. Tanırım onları. Onlar diyor sadece keyif almak için adam öldürürler. Zevkini adam öldürürler. Böyle yani ağzı iyi laf yapar ama ya, iyi laf yapar ama diyor seni kandırmasına izin verme. Yani kendine dikkat et diye bizleri uyarıyor. Burada verdiği bir diğer diyalog da şu: onu diyor şeyinden anlarsın diyor, takmakta olduğu değişik bir yüzük var diyor, o yüzükten anlarsın. Bir aksilik olmazsa biz bu yüzüğün ne olduğunu vesaire buluyor, görüyor, gözlemliyor olacağız. Learn Gesture diyerek bu arkadaşın aslında emotunu elde etme imkanımız var. Creighton the Wanderer diye geçiyor, Creighton of the Mira diye geçmiyor bu arkadaş. Fist bump elde etmiş olduk. Şimdi burada Bonfire dinleniyorum. Buradaki satıcıya ışınlanıyorum. Boss'umuza gidiyor olacağız. Boss'a gitmeden öncesinde mümkünse elimizdeki silahı güçlendirmek istiyoruz. Geldim buraya. Şimdi burada Reinforce Weapon dersem, niye? Yani bu arkadaşı güçlendirmek için iki tane daha Light Titan'a şarda ihtiyacım olduğunu görüyorsunuz. Buy item diyorum. Buradan iki tane Light Titan'a şard elde ediyorum. Normalde ben bu şekilde yapmayı planlamıyordum ama yani izleyen arkadaşlar, geçiş yapanlar varsa bir tık zorlanmasınlar. Nasıl sınırsız ve oyunun ilerleyen noktalarında bol miktar ruhumuz olacağı için sıkıntı olmaz düşüncesiyle ben bunu upgrade etmeye karar verdim. Titanite chunklarımız var. Benim naçizane tavsiyem şu: Titanite chunkları bu silahta kullanmayın. Gerçekten kullanmayın. İlerleyen süreçte elde edeceğimiz, belki çok seven arkadaşlar vardır, katanalar olacak. O katanalarda aslında biz bu Titanite chunkları kullanmak isteriz. Aklınızda bulunsun. Geldim buradan, tekrardan buraya gidiyorum. Dilerseniz hani ruhlarınızı harcamaya gidebilirsiniz. Ben boss'u kestikten sonra Majula'ya uğruyor olacağım ve ruhları harcayacağım. O yüzden hani şimdilik onu da uzatmıyorum videoyu. Oh pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Majula'ya gideceğiz. Ulan iyisin. Majula'ya gideceğiz. Majula'da bir aksiyonumuz var. O aksiyon için Majula'ya gidiyor olacağım. Bunu tanıtmam lazım sadece. İhtiyacımız yok, sadece tanıtıyor olacağım. Tercih hem bu boss'ta kullanmamanızda fayda var. Onu da belirtmiş olayım. Şurada bir tane kedimiz var. Bu arkadaş. Buy item dediğinizde satmakta olduğu şu Elluring Skull'ların hepsini satın alıyorum. Elluring Skull'lar bütün hani düşmanlar üzerinde kullanabileceğimiz bir item'di hatırlarsanız. Düşman bir yere fırlatmamız durumunda düşmanlar bu Elluring Skull'lara koşuyorlardı. Elorin Skull'lara saldırıyorlardı bize saldırmak yerine. Burada bu boss fight'ta Elorin Skull'lar oldukça mantıklı oluyor. Bir sonraki videoda gideceğimiz boss'ta daha da mantıklı oluyor. Mümkünse bir sonraki boss'a saklayın Elorin Skull'larınızı. Bu
Bu arkadaşla konuştuğunuzda bayağı item derseniz satmakta olduğu şu yörn büyüsü de aynı etkiyi yapıyor. Eğer ki 19 intelleriniz varsa bu yörn büyüsünü elde edip bundan faydalanabilirsiniz. Hem bu boss'ta hem bir sonraki boss'ta aklınızda bulunsun. Az önce aldığımız Estus Falsk Şahı'nı teslim ediyorum. İyi ki notları alıyorum. Notları almasam bu tuşları atlayacağım ya, hakikaten. Çok tatsız olacak. Vigor'u 20'ye çıkar şekilde vigor arttırmaya devam ediyorum. Önlüyorum. Aldığım Sublime Bond Dust'ı yakıyorum. Estus Falsk artı basmak için. Travel diyerek az önce açmış olduğumuz Bonfire'a gidiyor olacağız. Şöyle bir trivia bilgi vereyim. Necromancer'ları öldürdüğümüz için Necromancer'lar tekrar summonlanmazlar. Ama bu boss fight'larda geçerli olan bir durum değil. Bu arkadaşın kaybolduğunu görüyorsunuz. Bonfire dinlendikten sonra kendisini bütün duvaklarını tükettiyseniz. Buradan ilerliyorum dümdüz. Dediğim gibi saldırarak da bunları kırabilirsiniz. İlla ki yuvarlanmaza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi Necromancer'lar yok şu an. Item alayım derken lanetleniyordum. Bum. Biz efendim. Az önceki arkadaşı burada summonlayabiliyorsunuz. Summonlamanız durumunda bu boss'a size yardımcı oluyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar ben tavsiye ederim bu arkadaşı summonlayın diye. Enduring Skull'ların neden mantıklı olacağını ben burada ifade edeceğim. Bir sonraki videoda gösterme imkanım olacak. Burada sadece ifade edip geçiyor olacağım. Buradan devam ediyorum. İlerliyorum. Şimdi İskelet Lordları ismi verilen bir boss fight'a giriyor olacağız. Bu arkadaşların çok bir lore'u yok ne yazık. Ben bir lore vesaire aradım ama çok fazla bir şey bulamadım. Önemli olan daha çok şu. 3 tip lord var. Ortadaki büyücü, sol taraftaki Sight kullanıyor, sağ taraftaki Halberd kullanıyor. İlk olarak Halberd kullanı öldürmeye gidiyorum. Tabii ki bir summon kullandığınız zaman hani boss'un canı vesaire artıyor, onu biliyorsunuz artık. İçlerinde herhangi bir tanesini öldürünce onunla ilişkilendirilen iskeletler ortaya çıkıyor olacak. Tercihen hani diğerini öldürmemeye çalışın. Önce çıkan iskeletleri aradan çıkartıp daha sonrasında şey yaparsınız. Büyücü olan arkadaşı mümkünse en sona bırakıyorum. İlk öldürmek de mantıklıdır. Ya en son ya ilk öldürün. Neden en sona bıraktığımı kendisini öldürünce daha rahat açıklayabiliyor olacağım. Özellikle buradaki sütunlardan siper alabildiğimiz için büyücünün çok sık büyü atmadığı düşünüldüğünde rahat bir şekilde aslında ilerleme imkanımız oluyor. Burada işte Enduring Skull kullanırsanız aslında iskeletleri tek bir yerde topluyorsunuz. Dolayısıyla hani hepsi aynı anda size saldırmıyor. Hem agroyu verme imkanınız oluyor hem de daha rahat bir şekilde bu düşmanı öldürme imkanınız oluyor. Bunları hallettik. Sağ taraftaki hala büyücü. Yani elindeki silaha bakarak anlayabilirsiniz. Daha sonrasında geçip bu Sight kullanan arkadaşı arasında aradan çıkartıyoruz. Sight kullanan arkadaşı öldürünce, işte az önce standart basit iskeletleri öldürdük. Sight kullanan arkadaşı öldürünce biraz daha böyle kalkanlı, zırhlı, daha böyle fazla hasar vuran iskeletler çıkıyor olacak yerden. Nerede öldürdüğünüzle alakalı olarak yerden çıkarlar. Yani duvara çok yakın öldürürseniz bu düşman duvara yakın yerlerden çıkarlar. Eğer ki ortada öldürürseniz ortadan çıkarlar. Hani bu iskeletler her zaman için yerden aynı kısımdan çıkmıyorlar. Öylesi yanılgıya düşmeyin lütfen. Bu arkadaşı öldürdükten sonra bunu öldürüyorum. Şimdi bunu en son öldürmemin en temel sebebi şu. Bu arkadaşı öldürünce tekerlek iskelet adı verdiğimiz düşmandan iki tane çıkıyor. Eğer ki hızlı bir şekilde öldüremezseniz bunları, tam bir işkence bunlar. Dark Souls 1 ve 3'ten gelen arkadaşlar bilirler. Bunlar bir kere yuvarlanmaya başladığı zaman sizin canınızı okuyorlar. İskelet Lord'ların ruhunu aldık. Buradan Enduring Skull'ı aldım. Şimdi tekrar hatırlatmak gerekirse ortada büyücü arkadaş var. Öldürmeniz durumunda tekerlekli iskeletler çıkıyor. Sol tarafta Sight kullanan arkadaş var.
Onu öldürmeniz durumunda zırhlı iskeletler çıkıyor. Sağ tarafta halbert kullanan arkadaş var. Onu öldürmeniz durumunda da standart iskeletler çıkıyor. Öldürmüş olduğunuz iskeletler standart iskelet düşmanları gibi görev görürler. Dolayısıyla eğer ki hani bir iskeletin düşürebileceği bir item varsa o item'i düşürmüş olma ihtimalleri var. Boss'u öldürdükten sonra şuradan devam ediyorum. Şu kolu çekiyorum. Burası aslında bir başka bölgeye gidiyor olacak. Biz bu bölgedeki bonfire'ı yakacağız. Ve bir aksilik olmazsa Huntsman Corps'un ilk bölgesini, ilk etapını tamamlamış olacağız. Yani boss fight noktasında zor bir boss fight değil. Hele ki yani birini summonlamazsanız daha da rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Çoğu her iskelete tek atıyoruz bu arada. Yani birini summonlamazsanız tek vuruşla iskeletleri öldürebiliyorsunuz. Birini summonlarsanız biraz daha şey oluyor. Bu merdivenden düştüğünüzde geri gidemezsiniz bu arada. Ama bir önemi yok yani. Geride gideceğiniz bir kısım yok açıkçası. Buraya şuradan dümdüz karşıya geçiyorum. Şurada bir tane bonfire'ım var. Bonfire'ı yakıyorum. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda aslında şuradaki ikinci bonfire olacak şekilde geriye kalan kısımları aradan çıkartıyor olacağız. Eldering Scroll'ları satın almış olmayı unutmayın lütfen. Aklınızda bulunsun. Onlardan buradaki bir diğer opsiyonel boss'umuzu öldürürken faydalanıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.